Herkese merhaba arkadaşlar, ben Aziz Gemiseri kanalından Gökhan, hepiniz kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir geri dönüş challenge videosu çekeceğim. İlginizi gerçekten merak ediyorum. Umarım başarılı olabiliriz. Ben Tikal'e denemiştim arkadaşlar ama maalesef ki başaramamıştım. Şimdi Deportivo La Coruña'ya karşı başarmak için elinden geleni yapacağım. Bu arada arkadaşlar size iki önerim var, iki kanal önerisi. Bir tanesi benim kanalım Futbol Küpü. Futbol Küpü kanalına abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Futbolla ilgili videolar paylaşıyorum, benim şahsi kanalımdır. İkinci kanalım olarak da görebilirsiniz. Diğer kanal ise kardeşim kanalı Ayasuber. O da Dream Soccer'la ilgili videolar çekmeye devam ediyor. Lütfen ona da destek çıkın arkadaşlar. Güzel bir şekilde kardeş kardeşe ilerleyelim. Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. İkisini de açıklama kısmında bulabilirsiniz. Ayrıca forma linklerini de açıklama kısmına bırakmaya çalışacağım. Hemen Deportivo La Coruña'ya karşı kadromuzla mücadelemizi yapalım. Bakalım La Coruña bize rakip olabilecek mi? Agüero, Ronaldo, Messi üçlüsü. Gerçekten iyi. 99-99-99-96'lar orta alanın kalecim 99, Neuer, Ramos 99. Lütfen şu challenge'ı artık başarıyla tamamlayalım ki rahatımıza kavuşalım. 8-0'dan geri dönüş challenge arkadaşlar, başaracağımızı düşünüyorum. Elimizden gelen her şeyi yapacağız arkadaşlar. Desteklerinizi de bekliyorum. Destekleriniz için bir like ve yorumlar, yani farklı challenge'lar için yorum yaparsanız beni çok mutlu edersiniz. İşte kale direkleri, işte taraftarlar ve takımlar bu şekilde. Ve maça şu şekilde başlangıç yapalım. Manuel Neuer. Hemen vakit kaybetmememiz lazım arkadaşlar. Çünkü vakitten kazanırsak challenge için o kadar başarılı olmuş oluruz. İşte Manuel Neuer ilk golü kendi kalesine attı. Bunları geçmek istiyorsanız videoyu sarabilirsiniz arkadaşlar ileriye doğru. Hani ben çok vaktim olmadığı için şey yapamıyorum arkadaşlar, edit üzerine gerçekten çok fazla zaman ayıramıyorum. Bunu tam bir şekilde söylüyorum arkadaşlar, çünkü okulum var. Üniversite okulumu bilenler bilir, daha önceden takip edenler. O yüzden arkadaşlar biraz problem olmuyor da değil. Üçüncü golü de kendi kalemize doğru attık. Sıra dördüncü golde, beşinci golde, 6-7-8 derken challenge için challenge başlayacak arkadaşlar. Daha iyi bir şekilde Manuel Neuer 5-52 skor, 4-0. 10. dakikaya kadar atarsam herhalde büyük bir problem olmaz diye düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi Manuel Neuer şunu da kendi kalesine yolladı. 5-0'a geldi. Ayaz Gemseri olarak bakalım başarılı olabilecek miyiz? Açıkçası başarılı olmak için elimden gelen her şeyi yapacağım. Dream Soccer'la ilgili her şeyi yapacağım ama bakalım, dediğim gibi, başarılı olabilecek miyiz? Artık şansımıza nasıl bir şeyler elde edersek. 6-0. Muhtemelen 11. dakikada falan 7-0 olacak. Yani 8-0'ı bulmuş olacağız arkadaşlar. 8-0'da sonra hakiki challenge'lar başlıyor. Yani hakiki maç, mücadele başlıyor. Umarım La Coruña bize rakip olamaz. Oo, top nereye gitti ya? Ya bu şu an arkadaşlar belki bilmiyorsunuzdur ama o kadar büyük bir zaman kaybı ki anlatamam size. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Harbiden böyle bir şey olabilir mi ya? Şimdi kendi oyuncumu çağıracağım. Yani o kadar büyük bir zaman kaybı yaşadım ki şu an. Kendi oyuncum gelsin. Buradan kendi kaleme golü atacağım arkadaşlar. Ya kendi kalesine gol atmadı ya. Şaka gibi. Abi vurmuyor, kendi kalesine golü atmıyor. İnanılmaz ya. 18. dakikada 8-0 anca bulabildik ya. Kaç kere vurdum da o yerden döndü. İlginç. Şimdi arkadaşlar Deportivo bakalım challenge'a başarılı olabilecek bir challenge'ını, yani 8-0'dan geri dönüş challenge'ı başarıyla tamamlayabileceğimiz bir takım mı? Çünkü gerçekten bazı rakipler çok çok zor. Şimdi Ronaldo'yla buradan gol gelir mi? Cristiano Ronaldo, kaleci Pantheon. Çok zor. Harbiden çok zor. Ve en uzun kalecilerden bir tanesi. Şimdi Hector Bellerin, Hamşik, Sergio Ramos. Çok güzel bir pas. Offside yok ise Cristiano Ronaldo Pantheon ilk golünü kendi kalesine doğru yedi. Ki normaldir arkadaşlar ama çok uzun bir kaleci. Oyunun en uzun kalecisi ve dünya futbol tarihinde en uzun kalecilerden bir tanesi arkadaşlar. Stoke City'deydi en son, bildiğiniz üzere. Bilmeyenler varsa hatırlatalım. Arkadaşlar bu arada dedik Deportivo geri dönüş için uygun bir rakip ama arkadaşlar sistemleri bize uymuyor gibi. Çok güzel bir pas Lionel Messi'ye. Lionel Messi 8-2. En az 2 gol daha bulmamız lazım ki ikinci yarıya biraz daha umutlu girelim.
Ya şu topu ayağımla açtığım zaman o kadar korkuyorum ki gol olmayacak diye. Ya buralarda vurmam gerekiyor. Yoksa kaleci topu alacak arkadaşlar. Gerçekten uyumsuz bir sistemleri var. Çünkü nedeni şu. Tekli forvetle oynuyorlar. Defansif bir takım gibi gözüküyor. Şimdi Sergio Ramos. Çok güzel bir pas. Agüero'ya doğru. Agüero. Yani daha başarılı olabilirdik. Şimdi bir pas Lionel Messi'ye. Lionel Messi. Cristiano Ronaldo. Harika bir gol. Gerçekten Cristiano Ronaldo'ya yakışan bir gol. Skor 8-3. Harika bir gol attı Cristiano Ronaldo ama Lionel Messi'nin de ortasının hakkını vermek lazım. Harika kesti. Yalnız Ronaldo'nun gelişi de harika oldu. 8-3. Şimdi Cristiano Ronaldo'yla topu almaya çalışacağız. Şimdi Ronaldo aldı. Sidney. Messi. Messi kaleci Pantium'un. Buradan gol bulabilir miyiz? Muhtemelen de bulmamız lazım ki ikinci yarıya umutlu girelim. Kim kullansın buradan? Tam şıklı Modric kullansın. Tam kafaya doğru bir orta istiyorum. Hazard. Harika bir voley. Eden Hazard. Kafaya doğru dedim ama inanılmaz bir voleyle skoru 8-4'e getirdi. 4 gol bulabilirsek gerçekten ikinci yarı bizim için efsane olacak. Eden Hazard inanılmaz bir harika bir yarım röveşata denilebilir. Gerçekten harika vurmuş 8-4. Şimdi Andone. Şimdi Lionel Messi. Lionel Messi topu kaptırmasaydı iyiydi. Şimdi Lionel Messi pasını aktardı. Sergio Agüero'ya gelmedi. Kaleci Pantiumon. Ve ilk yarı 8-4'lük üstünlüğüyle sona erdi. Deportivo'nun ikinci yarı daha fazla seçenek sunmamız lazım. Kendi takımıza doğru. Umarım challenge'ı başarıyla tamamlayabiliriz. Şimdi Lionel Messi kurtardı. Lionel Messi topu nasıl çıkardı ya? Harbiden kaleci topu nasıl çıkardı? Şimdi Cristiano Ronaldo'ya doğru topu yollayacağım. Eden Hazard. Harika bir vole. Eden Hazard 8-5. Eden Hazard maça damga vurdu arkadaşlar. 2 gol. Harika 2 gol ama. Eden Hazard. Harbiden şu geri dönüş challenge'larının en efsanelerinden bir tanesi mi geliyor? 8-5 oldu. Ve hala dakikamız var. Şimdi Lionel Messi Mosquera baskıyı yaptı. Çok güzel şekilde pasını aktardı. Ronaldo'ya gelir mi? Cristiano Ronaldo kaleci. Pantiumon. Korneri gene Ronaldo ile kullanmayacağım. Buradan Luka Modric ile asist yapmıştık Modric ile. Golü atmıştık. Şimdi bir daha deneyeceğiz. Sergio Ramos bomboş vuramadı ya. Bu topa nasıl vuramadı? Şimdi Marek Hamşik. Çok güzel şekilde pasını aktardı. Cristiano Ronaldo. Lionel Messi'ye. Abicim kaleci Pantiumon. Kariyerin en iyi maçını oynuyor desek yeridir. Şimdi Marek Hamşik. Ronaldo o da vuramadı. Hector Bellerin pası Agüero'ya. Agüero kaleci. Şimdi arkadaşlar efsanevi bir maç oluyor ancak şu challenge'ı herhalde başarıyla tamamlayacağız. Çünkü bayağı zorlanıyor. Şimdi Ramos yine vuramadı. Arkadaşlar şu kafa toplarının hiçbirini vuramadı. Şimdi Eden Hazard kovaladı. Topu aldı. Ya arkadaşlar inanılmaz toplar geldi ya. Kaleci Pantiumon yeni topu aldı. Dakika 69. Şu challenge'ı başarıyla tamamlayamadık ya. Ona üzülüyorum arkadaşlar. Şimdi Chiellini. Şimdi Luka Modric. Çok güzel şekilde pasını aktardı. Sergio Agüero 8-6. Dakika 74. 8-6'ya skor getirdik. 3 gol bulmamız çok çok zor. Ancak biz elimizden geleni yapacağız arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Şimdi Cristiano Ronaldo Emre Çolak'tan topu aldı. Pasını aktardı. Lionel Messi. Sidney'den harika kurtardı. Lionel Messi. 8-7. Lionel Messi. Sidney'i öyle bir geçtik arkadaşlar. Köşeye vurdu. Skor 8-7'ye geldi. 13 dakika var. Halen geçebiliriz. Yalnız Ronaldo Emre Çolak harika baskı yaptı. Sidney'den inanılmaz kurtardı. Skor 8-7. Lütfen şu challenge başarıyla tamamlansın. Şimdi topu Ronaldo'ya aktardılar. Ronaldo o topu kurtaramadı. Hamşik. Baskı. Ya bundan faul mu olur ya? Abicim faul olma pozisyona faul verdi. Şimdi Lionel Messi. Baskılar. Ronaldo Agüero. Arkadaşlar her yerden baskı ancak bir türlü. Şimdi Cristiano Ronaldo topu aktardı.
Cristiano Ronaldo. Arkadaşlar vurmamız gereken yerde vurmadık. Top ayağımızdan aşınca maalesef ki challenge'ı yani kendimiz zora soktuk dese geridir arkadaşlar. Harbiden kendimiz zora soktuk. Yoksa başarılı olabilecek bir challenge'dı. Şimdi Cristiano Ronaldo'ya aktardık. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo maalesef. Maalesef arkadaşlar. Başarıyla tamamlayamadık. 1 gol 8-8 ancak imkansız arkadaşlar ya. 8-8'i bulduk ama yani 9-8'i bulabilirdik. Pantheon'una çok takıldık arkadaşlar. Haddinden fazla takıldık. Şimdi buradan topu hemen kapmamız lazım. Şimdi Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Agüero ya. Agüero. Sergio Agüero. Arkadaşlar efsanevi bir challenge oldu. 90 artıda Sergio Agüero akrep vuruşuyla. İşte Cristiano Ronaldo. Köşeye doğru topu sürdü. Ortası. Agüero. İnanılmaz bir gol. İnanılmaz bir challenge. Yani harika bir gol. Harika bir challenge. İnanılmaz vurdu ya arkadaşlar. Agüero inanılmaz vurdu. 90 artıda bu challenge'ı başarıyla tamamladık. Bir gol daha gelir mi derken 9-8 daha ne yapalım ya. Ciğerini söktük rakibin. Yalnız Pantheon'un inanılmaz bir performans sergiledi. Sıradaki görev bizi bekliyormuş. Görevlere hazırız biz. İnanılmaz bir şeyler başardık ya. 90-90 90'da 2 gol attık ya. Üst üste 2 gol bizi gerçekten iyi bir yere taşıdı ve challenge harika bir şekilde tamamlanmış oldu. İşte Ayaz Gemiteri olarak başarılarımıza bir tanesi daha katıyoruz arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve ücretsiz bir şekilde abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere.